cevap şeklinde soracağım sorular açısından arkadaşlar toplantı yapımından önce baştan başlayalım. Herkes kendini tanısın. Soru cevap şeklinde. Arkadaşlar bir soru. Ben kısa ve öz olsun. Ben o yüzden tanımam. Sorular kısa, öz olsun. Soru cevap şeklinde. Herkes birer soru sorduktan sonra ikinciye de fırsat bulursa, üçüncüye de fırsat bulursa, başkanımızın bir soru bombardımanına tutabiliriz. İlk soruyu sormak isteyen arkadaşımız varsa hemen başlayalım. Zor soru. Toplamak için. Başlayalım. Belediye başkanlık koltuğuna birinci kuşunda oturduğunuzda ve seçim çalışmaları öncesinde belediyenin pandemikleri olduğunu söylemiştiniz. Bunu da birazdan seçimlerden sonra da açıklayacağımız belirtiyoruz ama 6 ay oldu. Açıklanmaz. Yaptığınız incelemelerde hakikaten bankamatik memurlar var mı? Var ise bununla ilgili bir işlem yaptınız mı? Ve bunu kamuoyuyla paylaşabilir miyiz? Şöyle söyleyeyim. Öncelikle ben teşekkür ediyorum. Güzel bir sunumdu. Yaptığımız en bağlı işlemleri konuşmalarına. İçerisinde şirkette ve belediyede bu anlamda çıkartabildiklerimizi çıkardık. Onları bir anlamda temizledik. Şirketler vesaire. Şundan dolayı bir sıkıntım devam ediyor. Belediyeye bir şekilde kadro olmuş. Onlar içerisinde tabi bankamatik kavramı geçerli. İnsanların ille de hizmet alımıyla ya da şirketler kararıyla alıp da bankamatik olması tek başına geçerli değil. Belediyede çalışıp da bankamatik pozisyonunda insanlar da var. Hala daha var. Neden var? İşe benim yaptığım takipten dolayı zamanında gelip gitselerle oturmaktan başka bir şey üretmeyen, maaşı geldi mi bankamatikten maaşını alan insanlar hala var. Bunları şöyle söyleyeyim. Reysel emekli etme şansım olsa onu da kullanacak. Reysel emeklilikte yaş sınırı olduğu için onu da kullanıyorum. Beni vicdanen rahatsız ediyor mu? Ediyor. Şimdi sevgili Hüseyin öyle bir yanıtla ilk başta soru sordu ki şunu söyleyeyim. İsmini vermeyeyim. Belediyenin bir biliminden geldim buraya. Önce oraya gittim. Arkadan ikinci mezarını ziyaret ettim. Onu oradan geldim. O birimdeki sivil vatandaş da var, iş yapan, iki tane çay içtim onlarla beraber. O vatandaşlar dahi bu belediye çalışanlarından rahatsızlıklarını dile getirdiler. Çok enteresan. Oradaki vatandaş diyor ki, bu adam burada çalışıyor, hiçbir şey yapmıyor, oturuyor, bunu buradan al diyor. Hatta o birimde bunlardan iki tane vardı, birini aldı. Fakat arkadaşlar, şöyle bir problem var. Yalova Belediyesi, işçisi ve memuru bugün kadrolu olarak 250 kişi olsa ve Yalova'nın kapasitesi gereği yetecek bir sayı bu Yalova Belediyesi'ne. Ne var ki 426, hafızam ne olur tam olarak 426 kişi var. Şimdi bunların içerisinde zaten otomatik var, bankamatik var. Bankamatik var. Bir işi, üç kişi, üç kişi, dört kişi yapamaz. Ben söyleyeyim, benim göreve geldikten sonra kadrolu anlamda yatay geçişte aldığım eleman sayısı 7'dir, 8'dir. Onların da zaten şöyle söyleyeyim, 5 tanesi belediye başkan yardımcısıdır, biri müdür. Buna da ben mecburum, çünkü bu iş ekip işi. Ekiple beraber yürürken yanınızda inandığınız, güvendiğiniz, o işi kotaracak, hakkını verecek, emek verecek insanlar olması lazım. O yapıyor oluştururken de böyle bir tercih kullanmak durumunda. Bunu hangi belediye başkanı olsa yapmıştır. Bundan sonra da yapardım.
Yani şöyle söyleyeyim. Bu bir ekip işi, takım oyunu. Yani sporda örnek verdiğimiz zaman bir başkan geldi mi yönetime kendi teknik heyetini yine oyuncuları haliyle değiştirir. Nedir? Şimdi sonuçta hedef kazanmaktır, başarıdır. Biz de şeyi kazandıktan sonra belediye başkanlığını başarılı olmak zorundayım ben. Yani bunu tekrar seçilmek adına da söylemiyorum. Ben önce kendime sorumluyum. Bir işe girdiysem, o işte de kazanarak başarılı olduysam, devamında başarılı, çok daha başarılı olmak zorundayım. Çıtayı en yükseğe taşımak zorundayım. Çünkü bu makam gerçekten kutsal bir makam. Hizmet makamı. Kime hizmet? Önce insana hizmet. Yaşadığımız yöreye hizmet. Hele, ben her fırsatta söylüyorum. Bunu Allah'ın ömür verdiği soru soracağım. Ben Yalova'ya aşık bir adamım. Bir daha dünyaya gelsem yine Yalova'da olmak, Yalova'da yaşamak, Yalova'da bulunmak isterim. Bunu açık ben ifade edeyim. Şimdi beni rahatsız eden tabii bu konuyla ilgili şeyler de şunlar. Somut rakam vereceğim. Su Kanalizasyon Müdürlüğü. Buradan birkaç ay önce kahvaltıya gittim personelde. Orada sohbet ediyorum. Bakın. 30-40 tane personel var. Kadrolu personel sadece 4 tane değerli arkadaşlar. Bugün Yalova'da için çıkalım. En az birkaç yerde su patlağı, kanalizasyon tıkanması şimdi bile görürüz. Yani böyle bir önemli, en fazla hizmeti üreten birimde 4 tane olması son derece düşündürücü. Yani insanları işe alıp da hep masa başında kullanmak ne kadar doğru, ne kadar yanlış geldiğini ortada. Bana göre bunlar da var. Şunu da yapmışlar. Şimdi Sayın Yağ Koçal diyor ki bazen yine kendini belediye başkanı zannediyor. Sanırım herhalde seçimleri de aday adaylığını falan düşünüyor. Demeçler veriyor. Çünkü konuşuyor. Zambağa kaldırmak gericilikmiş. Bugün belediye personeline sor. Başkasına sormayayım. Zambağın getirmişsin, getirmişsin. Ben konuştuğum için söylüyorum. Zambak projesi bizim insanımızın mantıklısında gerçek bir ütopya. Neden ütopya? Eve insanı göndermişsiniz. O eve gönderdiğiniz oturduğu yerden maaş alıyor. Evde hiçbir şey üretmiyor. Bakın bunu açık ve net söylüyorum. Bir bayan karşısında bir gün bana şefim odaya geldi. Somut örnek söylüyorum. Ben dedi çalışmak istiyorum dedi. Tanıyorum kendisini yani. Meclis üyeliği yaptığım dönemlerde. Belediye girdiğim çıktığım için. Sen emekli olmadın mı dedi. Ben emekli zannediyorum. Yo dedi beni zambakla eve gönderdiler dedi. Evdeyim ben. Valla şaşırdım kaldım. Hemen çağırdım geri. Ve onun o şeyini de müdürünü de şeye çektim. Soruya çektim. Kardeşim kim var kim yok ben size çağırdım demedim dedi. Bana dedim personel geliyor. İlk müdür toplantısında müdürler içerisinde söyledim. Bir de şunu da bilin. Böyle oturduğumuz gibi güzel toplantısında oturuyorum. İsim isim. Hakan sen şunu yaptın. Hüseyin sen bunu yapmadın. Haluk niye bu böyle gitmiyor? Ayhan bana niye öneri getirmiyorsun? Yine bir konuşuyorum. Ben şey sevmem. Yani yüze başa konuşma, arkadan konuşmayı seven bir adam değilim. Yani insanın yüzüne söylemeyeceğim şey arkasından da konuşma. Açık ve net. Bunlar gibi zambak kapsamında bir evlenmiş gitmiş Adapazarı'na burada bilgi veren de personel yani başka kimse değil. Adapazarı'ndan Yalova Belediyesi'nde çalışıyor. Maaş devam ediyor. Evet. Kadrolu. Maaş devam ediyor. Kıbrıs'ta var mı başkanım? Bilmiyorum. Varsa böyle uyarız. Ha, şu anda yoktur. Olmaması lazım. Olur ama aklına bakın. Yani sonuçta müdür de olsa bilmeyebilir, hata yapabilir. Kasıp unsuru aramak istemem. Ama hesabını sorarım. Var söyle bir şey lütfen. Güvenliğe göre. Kıbrıs'ta yaşıyor. Yani Kıbrıs'ta okuyor. Baba oğul çalışmadan, belediyede girmeden dışarıdan ama şirketler üzerinden ama başka şey üzerinden. Şirketler de yok. Açık ve net söyleyeyim. Şirketlerde şu anda bir tane dahi şu anda seçim dönemi üstü. Bir tane dahi kalmadı. Olmuşlar bakın. Temizledik. Olanları temizledik. Şunlar da vardı. Bunlar doğru değildi bakın. Adam mağdurdu veya değildi. Bir şekilde işe hanımı alınmış kendi çalışıyor.
İşe gelmiyor, sigortası göstermiyor, sigortalı göstermişler. Mevzuat Hazretleri'nin ne kadar acımasız olduğunu hepiniz bilirsiniz. Ben Şeker Gönül Kurulu Başkanı dedim ki, o da bu konuda yukarılar var. Son derece titiz bir insan, yöneticiliği bilen, şirket yönetmeyi bilen bir insan. Bunlar dönüştü. Çok zorunlu dedi. Şimdi şöyle baktım ben. İyi tanıdığım birisi geçmişte. Şirkette iş yapıyor ama kendi sigortaları da eşit sigortaları. Dedim kusura bakma. Başına bir şey gelse onun hesabını ne oradaki yönetim bunu verebilir ne ben verebilirim. Kendin olabiliyorsun, olursun, devam edersin. Yoksa kusura bakma dedim. Onunla dahi çok eski bir yolun olmasına rağmen ayırdı. Yani şunu bilmeniz için, kimse benim babamın oğlu değil, babamın bir tane oğlu var benden başka, o da olsa tanımam. Açık ve net. Ki yine burada bir parantez açayım. Benim kendi kardeşim, aynı anadan doğma babadan doğma, Akenerji firmasının elektrik mühendisliği, termik santraldan dolayı ki dava devam ediyor. Bu sevgili çevreciyle de duyurulur. Onu oradan işten çıkardılar diye hala da beni suçladı. Aramızda ondan dolayı hala şeydir. Limonit, öyle diyeyim. Tam ifadeyle limonit. Yani bu somut bir örnektir. Şu an olsa ben yine aynı şeyi yaparım. Babamın oğlu olsa tanımam. Sonuçta ben kamu adamı görevliyim. O belediyenin parasında Yalova'daki vatandaşın herkesin hakkı var. Buradaki hepimizin hakkı var. Bir şekilde şu parası ödüyorsunuz. Emlak vergisi ödüyorsunuz. Çevre temizlik vergisi ödüyorsunuz. İşgaliye ödüyorsunuz. Kiracıysanız kira ödüyorsunuz. İnşaat yapıyorsanız ruhsat ödüyorsunuz. Harç ödüyorsunuz. İşkan parası ödüyorsunuz. O para benim param değil. Benim de prensibim gereği o makamdaki parayı kendi parama nasıl özen gösteriyorsam, dikkatli kullanıyorsam o parayı da öyle kullanıyorum. Sayın Başkanım, senin bir sorusuna ben ilave özellikle bankamatikten para çekilen yerin sayısı kaçtı? Bunu destekleyelim. Bunu Yalova Bankamı gerçekten hep bize sorulur. Yani kaç kişi başkanlığın tespit ettiğinde yerin sayısı kaçtı şeklinde sık sık eleştirilir. Ya şimdi bunu topladığın zaman, evet. İfade tamam, içerisindeki gibi, tamam. Yani belli dolayında. Belli dolayında. Ha şunu da tamamlayayım, o zambakla ilgili. Eve giden çalışmadığı gibi belediyede oturan da bu sıra ne oluyor biliyor musun? O da bir şekilde etkileniyor veya rejener oluyor. Adam bir yerde yatıyor, maaş alıyor, ben bunu konuşuyorum. Doğru bir yaklaşım değil. Doğru bir yaklaşım değil. Ya size soruyorum şimdi. Bir şekilde bir işletmeniz var. Evde yatıp da işletmeyi idare edebilir misiniz? Mümkün değil. Bir de personel arasında adaleti sağlamak zorundasınız. Bu yönetici olarak da, insan olarak da, vicdan edin. Sizin göreviniz. Bakın değerli arkadaşlar. Belediyeye başladık, şefam olayı yaptık. Her sabah hala da 8'de odadayım. 8'de geliyorum. O giriş kapısının yanında. Her geçen personelinden geçiyorum. Şimdi baktım ilk bir iki hafta ya bir yanlışlık var. 427 personel var. Dışarıdaki işler belli, bilimler belli. Ya geçen insan sayısı o rakama karşılık gelmiyor. Gülleriz tekrar çağırdım. Arkadaşlar dedim bakın. Bir yerde bir eksik, bir hata, bir yanlış var. Benim önümden geçen personel çok az sayıda. O arada şurada var şimdi. Ezber bozulmak zordur ya. Eski alışkanlıkları kırmak. Ben 8'de geliyorum. Valla benden önce gelen personel sayısı 5'i geçmiyor. 8.30'da gelen var, 9 var, 9.30, 10 var. Öğlende gelen var, gelmeyen var. Bunu ben de düşünebilirim, ben de mi? Belediye başkanı gelecek şekilde. Ben patronun pozisyonundayım. Amiri müdürün pozisyonundayım. Kimin adına? Yalova halkı adına. Zamanında gelecekler dedi. Bir gün hafta 5'e 10 vardı. Bütün personel topladım aşağıda. Ben dedim sadece buraya geç gelenlerin değil, erken gelip de orada mağdur olanların da belediye başkanı. Ki arkadaşım dedim 8'de geliyorsa öbürü 8.30'da gelemez. Yasasıdır neyse onu geçirmeyeceksiniz, gereğini yaparım. Biraz disiplinim oldu. Şimdi bakıyorum. O birinci katta bir şeye girdik. Tatlata girdik. Orayı yeniden yapılandıracağız. Bir kurumsal kimlik kazandırma adına. Bu eski alışkanlıkların yıkılması adına. Orayı şeyin değişmesi gerekiyor. Bir tane değişmesi gerekiyor. Bunu yaparken de adalet mekanizmasını tam doğru
geçtiğim için şimdi onu söyledim. Sen araya girdin. Ben şu an kendisi söylüyorum. Dedim bakın, geçen akşam birimin yemeği var. Ben dedim 8'de gelip siz geçmiyorsunuz. Yok başkanım biz zamanında geliyoruz dedi. Başlarındaki şef arkadaş dedi ki vallahi başkanım siz oraya geçtiniz dedi. Biraz gevşedik dedi. Çünkü rekibi itiraf ediyor. Hadi ille bankamatik için oradan maaş alan insanlar değil. Bankamatik kapsamındaki kimseler başka olanları da söyleyeyim. Bu da önemli. Değerli arkadaşlarım, Yavattaş ve Hizmet AŞ'de yönetim kurulu, denetim kurulu. Genel müdür, genel yardımcısı, müdür yardımcısı sıfatıyla 18 tane şey vardı. Arpalık vardı, bankamatik vardı. Bankamatik onları bankamatik. Bunlar içerisinde 1500-2000 lirayla aldıkları oturum parası genel müdür genel yardımcısınınki hak getiren. 5000 lira, daha fazla. 18'de o kaça indi? 8'e indi. Asgari olarak 8'e indi. Ne genel müdür var, ne genel müdür yardımcısı var? Birinde 3 tane olması gerekiyor yönetim kurulu, birinde 5 tane askeri. Yönetim kurulu 2'şer tane, 1'er tane indirdi, 8'e indi. Bakın, 10 tane zaten oradan çıkıyor. Adam. Otomatikman 10 tane. Yasal işlem yapamıyor musun başkan? Yani bu... Şimdi kardeşim şöyle söyleyeyim. Yasal kılık oturduktan sonra nasıl yapacaksınız? Nasıl? Şimdi başka bir şey söyleyeyim. Gelmiyor personel. Onlar tespit edilmiyor mu? Edilmiyor. Şu anda sıkıntı yok. Hayır. Şu anda sıkıntı yok. Ben geldikten sonra 1-2 ay, 3. ayda bunda en aza indi. Ama biraz önce bir şey söyledi ya, atlanmış olması mümkün değil ama olur ya, sizin tespit ettiğiniz olur. Bir şekilde müdür bilemez veya oradaki şeyden saklanır, hemen bakın, kimse yaramıyor, hemen. Aman abi, olmadarsın. Hemen bir şekilde kafası kopar. Dert ne biliyor musun? Şirketin de, belediyenin de maddi imkanları sıfırın altında olduğundan tazminatını bile çıkaramıyorsun. Para yok çünkü. Şirket, yani ne kadar para kazandırırsan kazandır şu anda. Şu anda para kazanıyor şirket. Yani şöyle para kazanıyor. Terminal. Mecliste de söyledim. Karşı grubun derdi yönetim kurulu başkanının kafasını aldı. Yani bu çok şey bir yaklaşım. Komik bir yaklaşım. Hele hele siyasi bir gaf zaten. Bu tip konuşma, bakın burada bile olmaz. İkili, üçlü, kapalı kapağında konuşulur da belediye meclisinde çıkıp da sen bunu birader alırsan biz buna onay veririz diye onun tutanaklara geçmesi herhalde bir ilk defa siyasi tarihi bir gaf oluyor belediye meclisleri tarihinde. Ben böyle şeye ilk defa çaykım. Kimse kusura bakmasın. Bu konuda bizim hani yönetimlerimiz de gerek hassasiyet gösterdiği şirketlerle ilgili belediyelerde de gösterdiklerini düşünüyorum. Çünkü öyle ya da böyle hizmet alımıyla da bir takım personel var. Yaklaşık 900 civarı personel var. Şimdi benim hepsini birebir tanımam mümkün değil. Bazen böyle yolda görüyorum ben personelim diyor ama bu bir zaman içerisinde 6 ayda bir yani 9 kişiye ben takdiri tanıyamam. Birliği artıramıyor muyuz? Şimdi madem çıkaramıyoruz, yasal işlem yapamıyoruz. Peki bu personelin yatmasını engellemek için belediye hiçbir şey yapmasa yapılacak yalalı bir dünya iş var. Yani farklı bir yerde değerlendirmeyi engel mi var ya? Güzel soru, şöyle. Şiddetle zabıta ihtiyacım var. Dışarıdan gelmek isteyen bir sürü şey var. Kim var? Devlet bir yasa çıkardı. Uzman çalıştırdı, bravo. 60 civarında var şu anda şey yapan. Şimdi bir, %30'luk bütçe var. İşçilerin ve memurların, kadroların gideri bütçe içerisinde %30 geçemez. Ben geldiğimde geçmiş biliyor musun? Ondan sonrası suç. Senin dediğin gibi dışarıki birimlerden dedim adam alalım. Zabıtada ne var biliyor musun? 30 yaş altı koşulu var. 30 yaşın altında da alabileceğin adam da teknik personel. Mühendisliği, mimarlığı, teknisyenliği. Onu da zabıta yapmaya şansım yok. Benim konum bağlı. Zabıta belediyenin en önemli biri. Her şeye bakıyor. Oradaki insanları da yüklenmek istemiyorum fazla. Çünkü kaldırım işgal. Mezarlıktaki problem. Hacetli problem. Yolda çöp atılmış. Komşuyla kavga etmiş. Belediyenin sınırına giden yerde. Belediyenin kulesi gibi değil mi? Belediyenin kolu kulesi. Doğru. Evet. Doğru. Alana da çok geniş. Şiddetli adama ihtiyaç var. Oradan dahi kaydırma yapamıyorum. Şimdi yaş sınırından dolayı. Zabıtalı bir dert var.
en fazla rahatsız olduğum konudan bir tanesi bu. Yok. Alternatif üretmek lazım. Ne yapmak lazım? Bu sefer de karşıma şey çıkıyor. Bayan personel çıkıyor. Bayan personelde de bu iş zahmeti olmayacağını sen de biliyorsun. Olmaz. Hani şimdi bir beni göl çekiyor, araba da sevdiramasın. Orada bir realite var. Ama yani şunu söyleyeyim. Şirkette asgari kadroya indik. Belediyede yasal... Ne kadar fazla gözüküyor başkanım yani? Şişkinlik ne kadar gözüküyor? Şimdi söyledim. 250 olması gereken kadro 420 küsürlerde. Yani 250 kişiyle Yalova Belediyesi, yani kadrolu personelle idare edilir. Çünkü Yalova'nın mevcut nüfusu, mevcut şey mahalleleri o kadar personele yetecek şey. Zaten bu uzmanlık alanı. Yarım saat oldu. Sadece personel konuştum. Bilirsiniz. Buyurun Haluk Bey. Çok konuştuk diye personel oldu. Ama hassas bir konu. Ondan arkadaşlar oydan hassas kalanlar. Yani 2-3 tane güzel soru geldi. Yani. Soru. Buyurun. İki tane çok zevkli. Bir tane soru. Hani bir tane soru. Burada herkes saniye. İki geçiyor da iki tane soru soracağım demedin ki. Bir sene bir tane soru. İki tane çok zorlu seçim süreci geçirdiniz başkanım. Seçimden önce gazeteciler cemiyetini o zaman yaptı. Gazeteciler soruyor, başkan alayları cevaplıyor programımız vardı. Yani. Hatırlayacaksınız. CD'si duruyor bende. Nasıl? CD'si duruyor. Hediye etmiştik size. Evet, sağ olun. Orada ben... Neydi o? Neyse, sen sana sorun da. Neydi başkanım? Ben bunu söyle. Soru vermiştim. Onu söylemesene. Ya seçim öyle bir sözleri boşver. Orada Yavuk Koca'nın bir sorusu vardı o zaman size. Projelerinizle ilgili. O projelerle ilgili soru sormayacağım. Orada verdiğiniz cevap şuydu. İşte benim konuşulacak, eleştirilecek hiçbir şeyim yok. Onun için Yavuk Koca benim projelerimi saldırıyor diye cevap vermiştiniz. İki tane seçimi atlattınız. İkisinden de alnınızın akıllı çıktınız, kazandınız. Başkan oldunuz. İyisiyle kötüsüyle icraatımız oldu. Artık vefa salama konuşuluyor. Konuşulacak çok şey yok vefa salama. Bunların hepsi sıralamak yersiz. Şimdi biz gazetecilere ulaştırıyoruz. Yalanın suyu bitti vefa salama konuşuldu. Bunların gerçekleri biliyoruz. Bunu parantez içine gireyim. Ağaçlar kesildi vefa salama konuşuldu. Bir sürü konuda vefa salama konuşuldu. Ve kamuoyunda konuşuluyorsunuz. Kendi meclis üyeleriniz arasında konuşuluyorsunuz. Meclisteki milletvekilleriniz arasında konuşuluyorsunuz, eleştiriyorsunuz. Ben Vefa Sarmalı'nın insan olarak çok eski tanıdığım, çok iyi tanıdığım için soruyorum. Siz akşamları yattığınız zaman yastığa başınızı koyunca vicdan muhasebesi yapan bir adamsınız. Doğru. Gece düşündüğünüz zaman, evet burada ben gerçekten hata yaptım dediğiniz bir icraatınız var mı başkanım? Ufak tefek şeyler. İsim tercihleri diyeyim. Daha da fazla açmayayım. Çok yüzeysel olduğu için bir devam edeyim ben sonra. İsim tercih edin. Tamam. Ben söyleyeyim. Sorun var mı? Başkanım, bu ağaç kesimleri çok konuşuldu. Bu konuşu sormayacağım. Ama ağaç kesimlerin bilgisi altında bir olay yaşandı. Fazla konuşuldu. Karakterin mutlulukta olduğunu. Neden? Onu biraz daha açalım. Şöyle söyleyeyim. Bunu yapan ağaççı firma bana geldi. Öyle bir anlattı ki, yani ilk defa sanki Türkiye'de bu kadar güzel, sempatik, sevimli bir şey yapılacağını, kuvvet yapılacağını, artı oradaki bölge itibariyle onların şey olması gerekiyordu, refahlıklı olması gerekiyordu, sökülü tanıdık olması gerekiyordu. Fakat gelinen noktada, muhakkak ben bir ara şey yapamadım, dikkatimi çekmedi açık söyleyeyim. Yani. Kafayı kaldırıp da bakar ya çünkü ben kafamda anlatılan olduğu için ya bir baktım yerden ortaya ne estetik açıdan beğenmedim açık söyleyeyim ne estetik açıdan ne de o sürpür takıldık açısından bir şey yapılmamış beğenmediğim ben bir şeyi de burada yapma yapmanın bir anlamı da yok yani şöyle insan hata yapar mı? Yapar Allah'ın yaratıcı okulur şimdi şey de en önemli söylemelerden bir tanesi şurada seçimler birlikte yöneteceğiz sevgili vatandaşın çoğunlukla bu konuda menfi görüş gelince hatalı ısrarlarını düşünüyor. Yanlış olmuştu. Ha şöyle, eğer bağışçı bunu yapmasaydı belediyenin parası olsaydı onu düşünüyormuş. Belediye bir kuruş zararı olmayacağı için onun için.
kamunun parası hiçbir şekilde orada. Bir lirası daha çarşı verebilir. Onu bilmenizi istiyorum. Ne ben beğendim, ne de kamuoyu verildiğinde şey gördüm. Sempati gördüm. Mesela beğenmeyenlerden bir tanesine bakın. Burada işte, Nusus'ta not aldığımızda. O da bana geldi dedi ki, başkan, bu dedi güzel olmadı dedi, abi dedi. Bak, belki ilk de bana söyledim, abi ilk hocam ben de beğendim dedi. Şemoğlu'yu konuştuk arkadaşlar, yüzü burada. Dedi abi, bak. İlk söylenen bir tanesi. Bir de bunları yaptıran ortak olandı, öz benim dayımın torunu. O kadar da yakın akraba. Ama yakışmamış Yalova'ya. Onun için halk da istememiş. Olmasında bir gerekçe yok. Rica ettim, Allah razı olsun. Kamuoyunu merak ettiğim sorumlara ben arada geçiştireyim onu. Tamam. Ağaç konusunda çok konuşuldu. Ulusal basın akımlar kısımda herkes konuştu. Şimdi Halk Eğitim Merkezi Ticaret Odası'na verildi yeri. Mecliste dahil. Orada aynı olayları yaşayacak mıyız? Yani ikinci defa Yalova ağaç katliamıyla mı olacak? Evli civarında çam ağacı var. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bakın. Bu ağaç konusu çok fazla abartıldı. Dediğim gibi siyasi platformu oldu. Şimdi size soruyla karşılık verin. Bundan sonra hiç mi ağaç geçilecek? Evet. Başkanım. Peki şimdi benim dün şeyde vardı. Dedim ki, bundan sonra kamyonlarda olsa da dedim, ağaç geçildiği zaman önce ben bağırdım. Açık söyledim. Kendimiz yani şimdi şöyle söyleyeyim. Orada yapılacak olay belli. Bırakın Yalova'daki yaşayan insanları. Buradan geçen Orhan Gazi, Gelinlik'si, Bursa'lısı buradan da... Açık konuşalım. Sizin yerinizde AK Parti'nin belediye başkanı olsaydı o ağaçlar bile kesilecekti şimdi. Ya zaten şimdi bakın arkadaşlar, ıslada biliyorum ben. Benim de karayollarıyla yapılan yazışmalar 1 Mart 2013'te başlayıp benle de devam eden yazışmalar var. Bir koordinasyon kurulunun 17 Ekim'de yaptığı toplantıda Sayın Valimizin imzasıyla 1. madde ağaçlar buradan kesilmeli, kaldırılmalı diyen yazı da var. Yani buraya 2 günde, 1 haftada, 2 ayda gelinmedi. Bu 5-6 aylık değil. Benim olduğum 5-6 aylık bir süreç, benden önce de 1-1,5 senesi var. Yani kimse de hayır efendim bu olmamalıydı, bu yol yapılmamalıydı demedi. Diyemez zaten. Nedir? Bakın benim o proje kitapçığında birinci sorum trafikte ulaşımdır. Nasıl rahatlatacaksınız? Soruyorum size. Yalova'nın bir tane caddesi var değerli arkadaşlar. Şehit Ömer Faydalı Bulvarı. Başka yolu yok Yalova'nın. Şimdi başka bir şey daha söyleyeyim. Şiddetli bir çevre yoluna ihtiyaç var. Çevre yolu. Söylemde var. Yalova Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki imar planında işlenmiş durumda. İmar uygulaması orada yeniden yapacağız. Gene oraya işlenir. Orada bir sorun yok. Ama Kadıköy Belediyesi'nin sorumluluğuna göre alanda kamulaştırma yapılması gerekiyor. Bana verilen bilgiye göre kamulaştırmanın toplam maliyeti 400 milyon lira. Kadıköy Belediyesi'nin etine, bütüne. Bilmiyorum kaç para. Yani 20 milyon olsa yıllık bütçesi, 20 yıllık bütçesi mi yapar? 8'e yoktu. Belki de yoktu ama bilmiyorum. 8 mi? 8'i. 408'e 4. 50 yıllık bütçesi mi? 50 yıllık bütçesi. Ha orada kent konseyi başkanı bana şunu söyledi. Bu dedi köprü kavşak konusundan sonra dedi. Ben gerekirse dedi başkan dedi. Cumhurbaşkanı'na yazı yazacağım bu konuda dedi. Karayollarının kamulaştırılması için de şey isteyeceğim dedi. O çevre yolu da açılmak zorunda. Şimdi göreve geldikten sonra en sıkıntı yaşadığım konulardan bir tanesi bu taşımadaki minibüsler, servis işletmecileri, kooperatifler, efendime söyleyeyim işte okulların şeylerini taşıyanlar. Her hafta mutlaka bir grup bana geliyor, bir şeyle ilgili şikayette bulunuyor. Ha, tabii bunlar Yalova Belediye Başkanı yetkisinde olan konular da değil. İl tarım komisyon kararıyla çözülecek şeyler. Ama bir çevre yolu yapılmadan da çözümü yok. Niye yok biliyor musunuz? Şimdi bakın, Kadıköy, Termal, Armutlu, Çınarcı, oradan gelen minibüsler o bulvarı kullanarak nereye geliyor? İdam'ın yanına geliyor. Toplanma alanına geliyor. Kipa, işte uzmanlardaki hastane. Hasta şimdi adam. Kalkmış atıyorum, Armutlu'dan, Çınarcı'dan gidiyor. Adamı orada indirmem diyemiyor ki şey, minibüsçü. Bu sefer bu çevre içinde kalktı minibüs. Haklı, onun normal şartlarda indirme hakkı yok. Başka bir şey söyleyeyim. Bir şey sorunu çıktı. Termal'den mahkemeye verildi. MHP'le kalan mürürçüler çekildi. Oradaki kooperatif var. Mürürçülerle şey arasında, MHP'le kalan mürürçüler arasında bu sefer şey oldu. Üniversite öğrencilerinin Termal'deki yurttan alınıp kampüse bırakılması. Yasal olarak kampüse girme yetkileri de yok. Şeyde bırakmak zorunda. Benzinin olduğu yer var ya, tam şaksa orada cüzdan yürümek zorunda. Bu sefer hayatı tehlikede doğuyor. Aldım karşıma.
O birlikte yönetici sorumlu dedi böyle. Hani burada da sayı var. Dedim arkadaşlar bakın ben de üniversite okudum. Ha yürüdük. Ben de çok geldim. Bir kilometre de yürüdüm oldu ama şimdi bu çocuklar dedim oradan geliyor. En azından dedim şunu rica ettim. Burada tahmini yaptırım yok. Sen de haklısın, nasıl sen de haklısın ama bak siz de ana babasınız, evladınız var ve üniversite okuyor. Bunları mağdur etmeyin. En azından sabah 8-9 arası oradan gelen öğrencileri dedim şeye bıraksınlar dedim. O şekilde bir asgari müşterilikle buluştuk. Yani valla şu anda aynı şekilde devam ediyor mu etmiyor mu orada kafamda soru işareti var. Çünkü oturup konuşuyorsunuz, bir şey sağlıyorsunuz. İki gün sonra gene bir yerden bir tartışma çıkıyor. Başladığımız noktaya dönüyoruz. Yani belediye otobüsü. Sorun şurada. Yalova il yapılırken
Çiftlik köyde Yalova arası 5 kilometre. Termal 10 kilometre. Hani Orhan Gazi'yi, İzni'yi, Karabüş'ün ilçeye bağlasanız hapus sorunları olmayacak. Adı da şöyle girdi. Ya Termal, Allah aşkına güç olmasın, mümkün mü? Termal'den büyük şu anda 5 tane bende sayarsınız. Şu anda aklım edip daha fazla. Termal için o bir yer değil. E ne olursa sorun bak diye geliyor. Çözüm yok. Ne diyeceğim? İlçeden kalkarım ben ama. Nereye gidip? Terminale gidip. Terminalde yolcuyu indirip onun varsa böyle bir otobüsü, yoksa böyle bir otobüsü alır onu şehir içine kaçırsın. Orada bir şansınız yok ki. Şimdi çiftlik köyde zaten yürüyüş mesafesi. Oradan kalkacak gelecek, yürüyüş gelecek. Nereye gelecek? Otogara geçip oradan buraya gelecek. Olmaz, komik, mantıksız ya. Umurum var mı? Yok. Yok, gerçekçi olmak lazım. Sorun burada zaten asıl. Ama çözülmüyor. Çözülmüyor. Tabi burada da tek başına belediyenin de bir yaptan mı gidiyorsun? Başkanım, onun sorusu sizin yok. Şimdi, Yalova Belediye Binası'nın yenilenme çalışması var. Yani, vatandaşın gözünden kaçmıyor. Şöyle bir eleştiriler geliyor. Ya, mesela belediyesinin çok borcu var. Ama oraya da işte 2,5 TL, 2,2 TL gibi bir hasrat yoktu. İddialar var. Bunu niye yenilenme çalışması? Nedeni ne? Bir de bu rakam ne? Şimdi rakamı tam vermeyeyim. Ben bir daha kahvaltı çağrısına rakam veririm. Rakam veremeyeceğim. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi belediyenin yeniden binasındaki yerler toplam 3 kat. Biri zemin, zemin altı. Bodrum. Bodrum'a hiç girdiğinizi bilmiyorum. Fare yaşamaz. Ve belediyenin su okuma sağlıklı ilgili personel orada. Ben ne hazindir ki hata bende de. Belediye meclis üyesi ben girmedim oraya. Aday olunca seçimlerde, ya ben bunu hiç girmedim diye bir girdim, o da insan bana yaşamaz. İnsan aklı idare vardı orada. Bir, orası elden geçiyor. İki, belediyenin imajının temizlenmesi lazım. Sıkıntıları bir konuşun, tekrar bir konuya girmeyin. Zam baktı, personel de vesaire değil. Bir, kurumsal kimliğe bölünmesi lazım. Yalova Belediyesi. Neresini? Vatandaşla birinci derece muhatap olan yer neresi? Zemin kat. Mümkün mertebe bütün şeyi, bütün işlemleri 3 katlara çıkmadan, vatandaşın yukarı çıkmadan asgari indirilecek şekilde tasarlanır. Yine zemin kata gelsin, onu düşün. Bir de tabii şu var, engelliyle ilgili de uyum sağlaması gereken çok önemli detaylar var. Çıkış şeyinden, rampasından, tuvaletinden ve onlar için ayrı bir mezun oluşturmak zorundasınız. Bunları yaparken de göreceksiniz, personelin kıyafetinde de bir ciddiyet gelecek. Onun üstündeki katta da bir yapılanmaya gidilmesi gerekiyordu. Ha bana şunu suçlayabilirsiniz. Suçlayamayacaksınız. Benim odamın civarında belediye başkanının direkt sorumluluk alanında bir tane çivi çakıldığını görün, gelin beni idam edin. Benim odama gelin, benim oradaki koltuğun şeyi burası hala da yırtık. Ben kendime şimdi siyaset yapmayayım da saray falan yaptırmadım orada. Yaptırmayacağım da bir tane çivi çaktırmadım, çaktırmayacağım. Teşekkür ederiz. Bey'in sorum. Şimdi bir önceki belediye başkanıyla Spor Bakanlığı Yalova Stadyum ile ilgili mutabakat imzalamıştı. Daha sonra mutabakatı uymadığınızda yapamayacağınızı açıklamış, tekrar etmiştiniz. Şimdi o zaman da yaşanan bir sorun vardı. Şu anda yaşanan bir sorun var. Yalova Spor ya da Yalova'nın marka olan takımı. Şu an tek destek veren belediye başkanı siz çıktınız. Beş belediye başkanına baktığınız zaman hem maçlarına gidiyorsunuz hem moral motivasyon veriyorsunuz. Fakat duyduğumuza göre sözleşmesi yenilenmemiş. Geçen dönem de yenilenmemiş. Şu an Yavuz Spor'da işgal konumuna düşürülmüş. Geçen sene de aynısı yapılmıştı. Tabii bilginiz var mıdır? Onu ne dersiniz? Soruyor. Gürbüzer'den mi sorduk yoksa Yavuz Spor'un şu anda burada olmayan başkanı mı soruyor? Soruyu sor diye. Şimdi Sevgili Hüseyin, oradaki benden önceki yönetimin tasarrufu belediye meclisine geldi. O protokol devam etmesi yönünde daha bir 30 Mart süreci sonrası ilk meclis toplantısı olabilir. O Nisan meclis toplantısı olabilir. Sanırım o çokluğuyla
red kararı verdi. O protokol devam ediyor. Ama onun olabilirliği, şey toparlayamadıklarıyla şu an için mümkün değil. Çünkü 150 milyon lira bir kamulaştırma parası ödenmesi gerekiyor. Yalı Belediyesi'nin 2015 yılı bütçesi 110 yılı. Bu abeste iştigal. Hayattan başka bir şey değil. Haber olduğun müddetçe o sporadan kimse çıkartamaz. Protokol bildiğinden bir iş başkanı falan diye yalan. Orada faaliyetine devam edecek. Ha, kaç sene sonra Davospor'un başka bir yerde ihtiyacı doğar, orası bir çeşitli iç olur. Onun şimdiden kestirmek zor. Ha, bir gün oradan Davospor gidebilir ama tesisi yapıldıktan sonra, efendime söyleyeyim, futbol sahası oradan taşındıktan sonra çok daha uzağa taşınabilir. Ama bu da yakın vadede olması mümkün değil. Koskoca bu sırada bile bakın daha yeni start yapalım. Üçüncüde de bir defa var mı? Nevzat Beşiktaş stadyumu şehrin ortasında var ya. Tabii tabii. Nevzat sorun başkanı. Şimdi Ağaçlar Köprü Kavşak Projesi yapıldı. Siz basın toplantısında şunu dediniz. Köprü Kavşak Projesi olacağına kesinlikle yapılacağına izin verildi. Bu projeyi iade yapmak ve ben yapacağımı biliyorum şimdi. Konuşmada bulunan Kavşak Bölgesi'nin ihale kararlarında rekin 16 açıkları. 16 hocam. Bunun için bir teşekkür edecek misiniz? İhalenin zamanında yapıldı. Şöyle söyleyeyim sevgili kardeşim. Teşekkür bana edilirse ben karşısına teşekkür ederim. Daha bana teşekkür ederim. Bana kimse teşekkür etmiyor. Şimdi daha detaylandırmayacağım. Ben birebir de telefonumda etmeyenlere sistemlerimi bildiriyorum. Onu kamuoyuyla paylaşacak halimle. Hem bana söyleyeceksin. Bunu yaptı, arayıp da ya başkan doğruyu yaptın, teşekkür ederiz Yalap adına demedi. Ben niye teşekkür edeyim? Ayrıca ben de sonra teşekkür abi, Yalova'nın markası Yalova Spor diye bir soru sordu. İkinci bir markası var Yalova Seyahat. Malum çok karışık, cinayet işlenecek yani o dedi. Yani insanlar ölecek, sizden de medet umuyorlar. Müdahale etmeyi düşünüyor musun? Benim Yalova Seyahat. Yetki alanınızın dışında ama dolaylı olarak müdahale şansınız var. Halit Mahmut, ben nasıl müdahale edeyim? Başka konuda, o konuda bir bilgi vermek istiyorum. Pardon bu arada. Ne Yalova'nın valisi, ne Yalova'nın belediye başkanı, ne Yalova'nın emniyet müdürü, hiç kimse tampon olmadı. Birilerinin oraya geçip idarecilerden birisinin tampon olması, işte o iki taraflı makul bir şekilde konuşması, bir şekilde ortaya bulması lazım. Durum gerçekten kötü yani şu an, o anlamda söylüyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim, Yalova'da Yalova Seyahat'ın kooperatif, onun bir sürü kooperatif var. Biz her kooperatifin sorunu çıktığında müdahale olacak olsak sivil toplumun bir anlamı kalmaz ki. Bu işlerindeki bir problem. Abinin pozisyonu ombudsmanlık yapmak gerekirse öyle bir talep gelirse iki taraftan da. Tek taraftan olmaz mı? İki taraftan da gelirse olur. Orası çünkü kooperatif kanunu idare eden bir yer. Yani bu noktaya da açık söyleyeyim. Böyle birkaç yılda gelinmedik. Neredeydi orada şey yapanlar? 7-8 neredeydiler yani? Çünkü şöyle, bizde şu hata var. Bir şeyler iyi giderken, doğru giderken kimse sesini çıkarmıyor. Veya para kazanıp sesini çıkarmıyor. Kimin ki çıkarına dokundu başlıyor bağırma. Ayrışma başlıyor, grup oluşuyor. Ha şunu da söyleyeyim. Yalama Seyahat'te ne yazık ki işte arzuladığı noktada değil. Yalama Seyahat'in ilk kurulduğundan beri bilen bir insanım ben. Neden? Moda otobüsleri vardı 52'de. Yalova'ya çalışırdım bu sefer. Ben bu sene yedim olmaya başladım. Orta 2'deydim yanılmıyorsam. 77-78 senesi olması lazım. Yalova Seyahat kuruldu. Ondan sonra biz Yalova Seyahat'la bilmeye başladık. Ama Yalova Seyahat belli bir zamandan beri sürekli kan kaybetti. Sürekli kan kaybetti. Gide de vurdu. Ne yazık ki kalitesini bir türlü arttırmadan bu yönden de benim hemşehrilerim ne yazık ki mağdur oluyor. Kendi memleketinin adını taşıyan firma dururken o son tercih oluyor. Başka firmaları haklı olarak tercih ediyorlar. Ha, burada bir sorun var. Sorunun çözecek olan da yine kendi işlerinde. Ha bize görev verildi. Sonuçta Şehremin eski tabirle adımız gerekeni yapmakta geri durmayız. Burak Bey o konuyla ilgili bir şey söyleyecek. Başkanım dün görüşmeleri yaptık. Dün akşam itibariyle sorun çözüldü. Bugün otobüsler çalışmaya başladı. Bir problem kalmadı. Yani mahkeme sürecini bekliyorlar. Bekliyorlar ama
o zamana kadar iptal edilen lisanslar geri verildi. Gemiden çıkanlara da %15 değil %7 komisyon kesilecek. Bir problem yok. Yani anlaşmalı. Bu işi de hukuk çözecek. Tabii ki. Bir problem kalmadı. Allah şükür. Buyurun abi. Başka bir tane Hüseyin Bey sorduğu soruyor ama ben hem soru hem onunla alakalı bir konuya vakıf olduğum için. Şimdi siz de biraz önce diğer seçimle alakalı devre aldığınız bir işletme var ve artık o işletme olarak yani devlet halkı arz eden bir yer. Netice itibariyle siz de Yalova Belediyesi halkı tarafından seçilmiş ve bu sorunu çözmek üzere sorumluluk verilmiş bir kişisiniz. Keza Yalova Spor Başkanı da öyle. Yani Yalova Spor Başkanı seçilmiş ve Yalova Spor'la alakalı verilen sorumluluğu getirmek isteyen bir şahsiyet konumunda. Şimdi orada bir kurumsal kimlik, yani belediyede bir kurumsal kimlik yapılıyor. Yalova Spor'da bir kurumsallaşma yapılanma var. Malumatınız ki 50 yıl geçmiş ve 2. 50'nin dairesinin 2. yılı bu sene. Önümüzdeki günlerde Yalova Spor Kulübü de bununla ilgili organizasyon yapıyor. 2. Altı Refa Gecesi diye. Tarihte 26 Ocak, günce bu. Ve biz bu 26 Ocak tarihini bu mecbur Yalova Spor olduğu alanda açılış yapacağız. O gece de orada organize edeceğiz. Onun çalışma içerisindeyiz. Çünkü kendi mabedimiz, kendi evimiz. Yani biz kulüp olarak imzalası olan imkanlarımıza da kendi imkanımıza geliyor. Bu da bir kurumsal bir yapılaşma. Doğru düşünmüşsünüz abi. Yani öyle yapacağız. Kurumsal bir yapılaşma bu. Fakat şimdi biz kurumsal yapılaşma ne kadar bir yol kat edersek kat edelim kulüp olarak. Sizin karşınızda kurumsal muhakkak olduğu insanlar sizi kurumsal olarak ciddiyete almıyor. Çünkü bir reklam kampanyası yapmak istiyorsunuz. Hani reklam anlaşması yapmak istiyorsunuz. Tesis içinde geri getirsin diye. Kurum orası size ait olmadığı için sizi muhatap kabul etmiyor. Keza bir baz istasyonu sıkıntımız var. Hepimizde 3 tane baz istasyonu var. Yalova Spor'a 1000 lira geliri yok. Ne kaldırabiliyoruz, ne yenileyebiliyoruz, bizi muhatap kabul etmiyor. Oraya bakıma gelindiği zaman, kulübe bakıma geldiği zaman biz bazısından sonra ilgili arkadaşlar talimat verdim. Bizzat kimse içeri almayacak sizi. Çünkü benim yukarıda çatım pencerem kırılıyor. Kontrolsüz gibi çıkıyorlar. Kiremitler kırılıyor, bütün bina su alıyor. Sürekli tadilat yapıyorum çünkü saçlar sıkılıyor. Artık almama, sokmama kararı aldım. Bu da beni otomatikman suçluyor diyor. Yani suç işlemiş durumdayım şu an. Kulüp başkanı yani. Onun çünkü elinde belgesi var. Kardeşim ben buraya aldım diye girerim dedim. Sen böyle bir adli vakada yaşadım şu anda. Onunla alakalı soruşturma içerisinde. Yani biz Yalova Spor hakkını korurken hep mahkeme gibi oluyoruz. Yani bir gazeteci şahsiyetle de Yalova Spor'la alakalı bir dönemde tartışma yapmıştım. Hakkını 3 sene hapis cezası aldım. Yani buna benzer şeyler karşımıza çıkıyor. Yani bu suç noktasını engelleme açısından artık kurumsal kimliğine bir legal kural kazanmak açısından bence Yalova Spor kulübünün tabii siz söylediniz. Ben olduğum sürece Yalova Spor Kulübü'ne bir şey olmaz dediniz. Ama şüpheniz yok çünkü zaten siz varsınız diye Yalova Spor Kulübü'nün yeri şu anda var. Yoksa yoktu zaten yani seçimlerde olsaydı yoktu. Yani biz mevcut alanda, atıl bir alanı canlandırıp Yalova halkının imajına, Yalova kentinin o ve bahçelerlerinin ülkenin kalitesine daha büyük anlayı güzel bir ülkeme için bir çalışmalar var. Ama biz bu çalışmaların karşılığını alamıyoruz. Çünkü verdiğimiz bir dilekçe, proje karşılık görmüyor. Çünkü muhatap Yalova Spor Kulübü. Yani muhatap Yalova Belediyesi'nin yeri. Hatta şu anda o da değil. İşgal, askıda duran bir yer, boşta duran bir yer. Ben geçen bununla alakalı ilgili yerlerle görüştüm de ihaleye çıkacak söylendi. Yani buranın Yalova Spor'a verilmesi için ihale açılması gerektiği söylendi. Yani ben orada Yalova Belediyesi Spor'a yani kimse gelmeyebilir ama akletli arkadaşlar var ki biz bunu duyumlarda söylüyoruz. Yalova Belediyesi bu kadar borcu var. Niye Vefa Salman Reyat Eşleri Yalova Belediyesi Başkanları sağda solda bütçe arıyor. Satsınlar orayı, her kimse gitsin diye. Şu anda yine belediye içerisinde aktif görev olan siyasi konumda arkadaşlar var. Bunların ses kayıtları, görüntü kayıtları bizde var. Biz seçime birkaç gün kala biz bunları bildirmekte. Şu anda bir anlamı yok yani. Yani AK Parti olması, CHP olması, MHP olması bir şey ifade etmiyor. Siz belli bir siyasi duruşun belediye başkasınız. Ben de kentin her siyasi görüşünü temsil ettiğim bir spor kulüp başkanı. Yani buradaki, burada bizi karşı karşıya getirmek üzere hareket edenler yanlışa düşerler. Çünkü siz de kendi adınıza ve sorumluluğunuza sahip çıkıyorsunuz. Ben de kendi adıma sorumluluğunuza sahip çıkıyorum. Bu noktada size düşen, sizin yapabileceğiniz noktalarda yapılacak bilecek ne var ve bu noktada ivedi bir çözüm süreci gitmemiz lazım. Çünkü malum Yalova Spor'un demir 1 milyon lira girdisi yok ve yaklaşık 500-600 bin lira minimum düzeyde yıllık bütçesi var. Üstlerine yönetim yapan bir kişi olarak Yalova Spor Kulübü'nün hiçbir yeri borcu yok ki kimseyle alışverişi yok. En güzel şey maaşı alışverişi, yemeğini, çayını, çorbasını içiyor. Takımın başarısı ve kalitesi ortada. Buna rağmen, bir geliri olmamasına rağmen kendi içinde bir döner sahibimiz oluşturmak üzere bir çalışmamız var ve biliyorsunuz çalışmalarımız ki büyük de desteğiniz var. Gün içerisinde bittiğinde ve burada herkese tebliğ ediyorum. O proje bittiğinde Türkiye'de bir ilk bir proje olmuş olacak. Çünkü kendi enerjisini, kendi olduğu yerde yaşayacak. Yani biz orada çok ciddi proje yapıyoruz ve aşamıyoruz. Mesela bir enerji paneli anlaşması yapacağım.
çatılarıma biliyorsunuz cam kapatıyorum. Fitness yapmak için üstünü. Aynı zamanda bu camla rezistans sistemiyle elektrik toplayacak. Kendi o bölge arazinin bütün elektriğini kendi güneş enerjisi kendisi yapacak. LED sistemle bunu yazdılar. Bunlar ulusal projeler. Orada bir uygulama noktası bizim için orası. Sportif olarak da Türkiye'de yeni başlanan küçük alanda yapılan sporlar var. Onları da buraya aktifleniyoruz. Ve benzer bir sürü çalışma var. Hepsi şu anda askıda. Yaklaşık 16 çeşit, 16 tane proje yaptık. Ve yaklaşık minimum hesaplarda Yalova Spor yıllık girdisi 2 milyona yakın bir girdisi oluşacak. Ve bu girdi kimseye yük olmadan, hiçbir yasal mevzuatı aşmadan, kimseye üzmeden, kızmadan orada 2 milyon lira Yalova Spor'un kasasına yıllık para girecek. Yani buna engel olmak isteyen zihniyet, zaten Yalova Spor'a 2 lira vermiş bir zihniyet değil. Biz bu noktada ne yapabiliriz? Belediyenin görüş noktasında ne yapılabilir konusunda bir çok büyük sıkıntımız var. Çünkü biliyorsunuz 405'ün yakını şu anda yatırım yaptık. Yani çöpe atmış gibi şu konu o durumda yani. Ya orada tabii şöyle söyleyeyim, sıkıntı çıkmaz. Sadece Yalova Spor gibi düşünme. Ben geçen gün baktım başka bir Yalova Belediyesi'nden bir yerlere bir şeyler vermiş. Yani şimdi başka arazilere başka konu. Konu konusu olmasa yani 2011 yılından beri şey duruyor. Boş. Otopark bitmiş ama şey devam ediyor. Hayır. Ödeme devam ediyor. İşlem devam ediyor. O şey orada işletme veriyor. Firma neyse. Duruyor. O kamu kurumu orada aktivitesini gösteriyor. 2011, 2015 geldi. Ya sorun olacağı yok. Artık tabii ben Hakan Başkan'la bu konuyu birebir de görüşürüm. Şunu söyleyeyim. Şimdi bazı şartlardan dolayı Yalova Belediye Spor kuruldu. Yalova Belediye Spor'un bünyesinde bir sürü branş var. Ama ben Yalova Spor'un ayakları sağlam bastığı anda, sağlamlaması derken yani ekonomik gücünü yeniden kazandığı anda bu spor branşlarını döndürebilecek konuma geldiği anda hemen Belediye Spor'da verip o sporcuları Yalova Spor'a vermeyi düşündüğümü Hakan Başkanı'na söyledim. Çünkü doğrusu bu. Yani şu bir gerçek. Spor kulübü işletmek, yönetmek, efendimizin kurmak, sporcu bakmak bana göre belediyenin görevi olmamalı. Olmamalı. Fahri bir iş zaten. Olmamalı. Yani bu doğru bir iş değil. Yani bakın gerçekten de çok başarılı sporcular var belediye sporda. Değişik branşlarda. Ama belediyeye de ciddi bir maddi şey getiriyor. Küfet getiriyor. Doğruyu konuşmak gerekirse. Birinci vefa yaptı Yalova Spor. Vefa belediye başkanı oldu. İkinci vefa yapanlar bir daha oldunuz. Yalova Spor'un sorunu. O anlamda da... 15 sene içerisinde, 30 sene içerisinde yerlerimize imzamızı alın. Biz ilgili olursunuz başka bir daha sıkıntı yok. İkinci vefa gecesini bir yapma bakarız hemen. Son bir soru alayım çünkü şimdi not geldi. Kısa öz, kimse teşekkür etmedi de önce ben size teşekkür ediyorum. Arda yani AKM gibi ağaç partili bir siyasi erkümanı ağaç savunur hale getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. İkinci, Yalova Gazeteciler Cemiyeti mutlaka sizden bir yer bekliyordur ki bu organizasyonlar daha güzel gitsin. Esas sorum şu, Yalova dedik mi Atatürk aklımıza gelir. Evet. Yani Türkiye'mizin bir göz bebeğidir yani Atatürk'ümüz açısından. Yüreğin Köşkümüz yıllardır atıl. Yalovalılara bile sorduğumda Yüreğin Köşk'e nasıl gideriz? Baksız soruyorum. İnanın 3 kişiye soruyorsa 2 kişi nasıl gideceğimizi bilmiyor. Yalova'yı Atatürk'te nasıl buluşturacaksınız? Var mı öyle bir projeniz ve Yalova'nın tanıtım yüzünde Yüreğin Köşk sizin için ne değer taşıyor? Ben Yüreğin Köşk parçasının sonuna kadar peşindeyim. Hediyelik eşyalarla yaptırırken mutlaka Yüreğin Köşk temasını işliyorum. Her fırsatta da onu anlatıyorum. Başka bir şey daha söyleyeyim. Birkaç gün önce imzaladım. UNESCO Dünya Kültür Mirası'na girmesi için yazılı başvuruda bulundum Yüreğin Köşk'ün. Oranın daha aktif hale geçmesi için Deniz Kuvvetleri kampının kapattığı bir yol var biliyorsunuz. Çünkü böyle birleşmesini engelleyen kaç ay oldu yazıyı yazdım gönderdim. Ne yazık ki müspet menfi bir cevap gelmedi. Ankara'da bir takım kanallardan diyeyim Deniz Kuvvetleri komutanından randevu talebinde bulundum. Onun cevabını bekliyorum. Orasının da açılması demek o yolun giriş çıkışını rahatlatacaktır. Ama senin dediğin kadar da bilinmiyor demek. O kadar da karamsar tablo çizme. Yüreğin Köşk doğru bir zemine oturdu. Yani şöyle söyleyeyim. Ben Barbaros Büyücüoğlu döneminde meclis üyesiydim. Ki Barbaros Büyücüoğlu'ya sert muhalefet yapan ki belediyenin borçları üzerinden yaptığımız tartışmada beni mahkemeye verip de mahkemeye gitmiş bir insanım. Ama Yüreğin Köşk'ün marka yapması her zaman peşindeyim, her zaman arkasındayım. Her zaman doğru olduğunu söyledim. Bir de tabii o markayı dünyaya tanıtmadığına da Karakürk'e değil, somut adımlar attı.
geçen yönetim bu konuda çok yanlış yaptı. Yani o geldiği yerden daha yukarı taşıması gerekirken aşağıya çektiler. Ondan da son derece rahatsızım. Buzlara bir tekrar sadece oradaki konumuna geliştirmek değil, oradan daha güçlüye çıkarmak. Şöyle bir çalışma yaptık, bunu da ilk defa söylüyorum. Detektörle bir sonuç alamadık. Demirlerinin, o kaydırılan zaptının var ya, aşağıda olduğunu düşündük. Arkadaşlar şey yaptı, detektör tarafında beklediğimiz gibi şey alamadık. Eğer o şekilde olsaydı camdan yapıp, aslında şey espri olmadı zaten. Güzel gösterecekti. Yani çok güzel bir şey olacaktı. Hafızları iyice kazanacaktı, iyice markalaşacaktı. Ama şeyi sonuç alamadık. Yapalım başlığını çıkıyor. Şarkı abi. Bir de belediyenin borcu ne kadar tahminen? Valla belediyenin borcu şöyle söyleyeyim. Bundan elen işlenmeyelim. Bak ben size şunu söyleyeyim. Yaklaşık 15 milyonluk haciz var. Cemiyet yer sorusunun cevabı mı? Cemiyet yer sorusuna Paşakent'te kalıcı konut iş yerleri var. Hemen yardım gene vereyim. Başkan olsun. Sayın Başkan. Bana yardımcı olur. Oraya bir gideyim. Söyle. Oraya bir gideyim ki diğer gideyim diye şey yapmama başlayayım. Gazeteci arkadaşlarıma biz de bir soru soralım. Şunu söyleyeyim bakın. Orada bir şey daha söyleyeyim. 11 tane Yalova Belediyesi'nin kalıcı konut iş yeri var. 54 tane valiliğim vardı. Onları da bana devredilmesi için belediyeye yazı yazdım. Onların bakım onarımı yapıyorum. Çünkü yani gidin Allah aşkına çekin, yani bunu şeye taşıyın, ya bunu basına yani yansıtın mutlaka, çünkü çok kötü bir basa. Ve vicdanı sürüyor. Sayın Başkan, bir soru çekersin. Birincisi, basın mensuplarının otopark çalışması varsa, son belediyenin otoparkından faydalanması lazım. Rahatsız teşekkür ederim. Basın nedeni bakımı araştırıyor. Cemiyetten ricamız var. Her ne kadar nazlansalar da diğer gazeteci abilerimiz de burada görmek istiyoruz. İnşallah onun için de biz mücadelemiz var. Şimdi ben başkanımıza bir şey yapıyorum. Nazlansalar da üstüne gittim. Kent konu olduğu için.